Deprem zedelerin barınma ihtiyacını karşılanmasında çok ilginç teklif. Devlet çok acilen bu teklifi değerlendirip uygulamaya koymalı. Haberin tamamını kesinlikle sonuna kadar mutlaka izleyiniz. Duymayan kalmasın. Deprem zedelere destek için paylaşınız. Teşekkür ederiz. İşte konuyla ilgili haber. Türkiye'de 220 bin, Kütahya'da ise yaklaşık 150 karavanın olduğunu söyleyen Kütahyalı makine mühendisi Nihat Özden, karavan sahiplerinin deprem bölgesine intikal ettirilmesi ve deprem bölgesinde karavan parkının kurulması sağlanarak depremzedelerin soğuk havalarda barınması sağlanmalıdır dedim. Kütahyalı makine mühendisi Nihat Özden, devletin Türkiye'de 220 bin, Kütahya'da ise yaklaşık 150 karavanın depremzedelerin barınması için bu yönde çok acilen çalışma yapmasını istedi. Makine mühendisi Nihat Özden, Türkiye'deki 220 bin karavanın depremzedelerin barınma sorununu çözümü konusunda az da olsa katkı sağlayacağını söyledi. Makine mühendisi Nihat Özden teklifi önerisi hakkında CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi görevi yapan ve CHP eski il başkanı inşaat mühendisi Rusen Kumdalı'ya bilgilendiren açıklamalar yaptı. Kütahyalı makine mühendisi Nihat Özden ABD'de doğal afet deprem olduğunda ABD devleti ülkedeki karavan sahiplerinin karavanlarını geçici olarak depremzedelerin barınmalarında kullanıyor. ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de çok acilen bu uygulanmalı dedi. Makine mühendisi Nihat Özden yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Çok değişik, çok güzel bir öneri. Biz karavan imalatı yaptığımız için ben bu karavanların ne olduğunu biliyorum. Yani bu karavanların içinde neler olduğunu biliyorum. Ama bu karavanları, bak buraya, Tuğhan Bey, bizim dernek başkanı. Karavanlarla ilgili iletişimi sağlayabilir miyiz İçişleri Bakanlığı'yla? Amerika'da afetlerde devlet organize ediyor karavan. Türkiye'de totalde ne kadar? Kaç tane? 220 bin tane. Karavan? Ha. 220 bin tane? Evet, benim bildiğim. Resmi olarak gözüken. Hmm. Şimdi bunlar motorlu karavanlar var, motorsuz karavanlar var. Motorsuz karavanlar 750 kilo ağırlığında maksimum. Hmm. Motorlu karavanlar kamyondan oluyor, kamyonetten oluyor, minibüsten oluyor. Ondan sonra yarı yumruktan bile, tırlardan bile oluyor karavanlar. Bunlar içi iki katlı oluyor. İçinde her şey oluyor. Banyosu, mutfağı, yiyeceği, içeceği, televizyonu, kliması, güneş enerjisi. Bunların hepsi oluyor. Yatağı, yorganı, yani mutfak malzemeleri, yani eczacılık malzemeleri, yani tedavi için bütün bunlar oluyor. Yani bunu niye devlet düşünemez? Tabii şimdi ilan ettiği OHAL kapsamında artık devlet kendi yaptırım gücünü kullanıp bütün o 220 aynen bin karavan sahibi, mülk sahibi insanların bu karavanlarını o noktaya sevk etmesi. Bunu da belli bir emirle olur bu. İşte tabii bir ülke genelinde sefer görev emri diye bir sistemimiz var. Seferberlik anında. Bir yaptırım gücünü ne kadar cip varsa, makine varsa, iş makinesi varsa askeriye el koyuyor buna. OHAL varsa askeriye var demektir. Askeriyenin olduğu yerde de emir demiri keser. Şu an çok acilen komuta ihtiyacı. Zamanla yarışıyoruz ya. Evet. Zamanla. Evet. O dışarıdakiler hastalanıyorlar ya. Kütahya'da benim bildiğim 150 kadar vardır. 150 kadar vardır. 150 diyor. Ama burada durmuyor bunlar. Hep sahil kenarlarına götürüyor. Zenginleri alıyorlar çünkü. Geziyorlar onlarla. Motorlu karavanlarla geziyorlar. Ayrıca motorlu karavanların özelliği otomobildir onlar. Karavanlar otomobil sınıfına girer. Kocaman kamyonu yap, otomobil yazar. İki senede bir ferim aynası vardır. Küçük ehliyetle sürebilirsin. Herkes sürebilir yani. Özel bir ehliyeti yoktur. Karavanların böyle bir dünyası var. Ama karavanla yolcu taşıyamaz. Yolcu taşıma için değildir. Durduğu anda içinde insan olur. Hareket halindeki olmaz. Ama bizim amacımız orada barınmayı sağlamak. Ve mutfak ihtiyaçlarını, bunu tuvalet ihtiyacını da karşılıyor. Çoğu karavanın içinde tuvalet de var. Banyosu var, duşu var. Bunun ihtiyaçlarını da karşılıyor. Yatağı, yorganı, her şeyi var içinde. Ya bunları göz önüne alırsan, bu en acil ihtiyaç şu anda soğuktan korunmak. Onu soğuktan korunmak için bir çözüm üretilmesi lazım. Bu ne konteyner olan olur, ne çadır olan olur. Ben bunlara karşıyım. Konteyner kocanın altyapısı yok.
Oraya bir beton atman lazım, zemini düzlemen lazım. Karavanda böyle bir şey yok. Yol kenarına çek, içine bindir insanlar, burada yaşayacaklar.